Yeliz Akay'la Sabah Keyfi devam ediyor. Seveceksen. Aşk
aşkısın, aşkı gönlümün goncası. Geldi geçti de oncası, yalan senden başkası. Aşkı söylele aşkısı, aşkı gönlümün goncası. Geldi geçti de oncası, yalan senden başkası. Aşkı söylele aşkısı, aşkı gönlümün goncası. Geldi geçti de oncası, yalan senden başkası. Yalan senden başkası. Aşkız. İkinci klibini kesinlikle bu şarkıya çekmen çektim lazım. Zaten. Çektin mi? Aa. Evet. Ne zaman? Çektik. Daha yeni yayınlanmadı. Hmm. Ne zaman yayınlanacak? Yakında inşallah. Yani bir mesele dedin hakikaten Devran. Ortalığı evet. inlettin. Ceylan da söyledi herhalde değil mi bu şarkıyı? Evet. İlk ben okudum. Benden sonra da Ceylan Hanım okudu. Hı hı. Söz müzik kime ait? Söz müzik Serkan Kaya'ya ait. Serkan Kaya. Aşkısı da Murat Güneş'e ait bir eser. Çok az güzel. Önce okuduğum şarkı da Doğuş eseriydi. Üç tane Doğuş eseri var albümde. Çok güzel. Evet. Özdemir Plak'tan çıktı. Albümümüz. Özdemir Plak. Evet. TRT'den de sen eğitimlisin. TRT yani, Ankara Radyosu Genç Korosu Sanatçıyım. Kültür Bakanlığı Genç Korosu Sanatçıyım Ankara güzel. Yine. İstanbul Devlet Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu Teknik Üniversitesi. Devlet Konservatuvarı'ndan ses eğitim bölümü mezunuyum. Çok güzel. Daha ondan önceki aldığım tabii Batı eğitimler, Batı Şen eğitimleri. Çok çok sesli koroda olmuş olma şeylerim var. Ankara'da çok yapmışsın çok askerliğini. Ankara doğumluyum zaten. Mızıkası. Evet, Armani Mızıkası. Moral ekibinde yaptım Ankara'da. Evet, tüm güzel. Bu arada buradan da bütün Mehmetçiklerimize selamlar olsun. Ankaralılara selamlar olsun değil mi? Ankaralılara ben, selam evet. olsun. Bütün benim kader mahkumu dostlarıma biz bir program yapıyoruz biliyorsun. Evet, şimdi gelecek zaten arkadaşlar yönetmenimiz. Evet, her salı akşamlar. Sevgili Eylancığım hazırlıyor. Şu anda bizi cezaevlerinde izleyen, cezaevi dışında da izleyen bütün kader mahkumlarına, kendini kader mahkumu hisseden bütün dostlara da buradan selamlar olsun. Dilberay'la. Evet. Dilberay ablamızla program yapıyorsun. Evet. Plaj TV'de sevgilerimizi gönderelim buradan. Üstadı gerçekten. Değil mi? Hazır. Hazır Gökhan. Bağırmana gerek yok. Seni duyuyor mu Gökhan? Biz göz terapisi kurabiliyoruz seninle. Çocuk varlığını hissettirmiyor. Evet. Belki. Ben bugün uğraşmadım Gökhan'la. Ondan dolayı ben Gökhan, bugün ilgilenemedim. Gökhan rahat battırdın mı canım sana? İlgilenemedim ben bugün Gökhan'ımla. Ondan dolayı. Benden fırsat bulamamışsındır. İlgi bekliyor birazcık ilgi. Orada ben varım diyor. Kameranı al gel. Görüntüleri şöyle bir bakalım. Evet, kadınlar tamam. koğuşu ve erkekler koğuşu değil evet, mi? Erkekler koğuşuyla başladık. Hı-hı. Sonra bir programda kadınlar koğuşu yaptık. Çok güzel. İlerleyen bölümlerde bir kadınlar koğuşu daha yapacağız. Canlı mı bantı? Canlı. Salı akşamları 20.15'te her salı akşamı. Her salı değil mi? 23.15'e kadar. Çok güzel. 3 saat kadar ekranlardayız. İşte umut olmaya çalışıyoruz aslında. Onların bir nevi aslında sözcülüğünü yapıyorsunuz değil mi? Onların evet. Özlemlerini hani kader mahkumu diyoruz ama hani kimi hak ederek ya da biri aslında gerçekten... Aslında herkes kader mahkumu olmaya da aday aslında. Gerçekten aynen. Kader mahkumunu olabiliyor. Evet. Kader mahkumunun tabii şimdi biz bütün herkese bunu yapmıyoruz. Gerçekten hı-hı. Kader mahkumlar için program yapıyoruz. Yani şimdi bu tecavüzden... Yatan onlarla ilgili. Yani adi suçlardan yargılananlar ya da cezalananlar değil. Bunun biz bunlarla evet. ilgili. Mesela kocası eşi evet, tarafından. Yani bir defalığına ve gerçekten kaderin zorlamasıyla yapılmış suçlarla evet. alakalı. Şimdi kader mahkumunun sözlük anlamını tabii biz program yaparken onların açılımına da baktık. Yani ne için yaptığımızı iyi çözmemiz gerekiyor. Çok da başarılı. Çok da başarılı yani program bir program. Çok da takip ediliyor. Çok başarılı ve çok takip edilen program. Hı-hı. O yüzden bunlarla ilgili biz çok mesaj alıyoruz. İşte ekşi sözlükte olsun orada çok yorumlar var bunlarla çok ilgili. Güzel. Bunun altını çizelim. Biz yani kadere mahkum olanlara program yapıyoruz. Suçluları savunmuyorsunuz aslında tabii ki. Evet tabii. Kadere yani. Mahkumların açılımı çok geniş. Şimdi bunu ben programda da söylüyorum hı-hı. her zaman. Cezaevinde yatıyor değil mi? Birisi evet. girmiş, cinayetten girmiş, başka bir şeyden girmiş. Şimdi dışarıda onun ailesi ondan daha mağdur. Evet. Tabii canım aile şimdi toplum önünde çok fazla mahkum. Yargılanıyor. Hı-hı. Bazen biz de ben de şahsım olarak da kaderime mahkum oluyorum. Doğru. Evet. Kaderimi yaşa. Herkes kaderine herkes mahkum. Herkes kaderini hani yaşıyor. Bütün bu konularla alakalı sıkıntılar olanlar için programda ama tabii
cezaevindeki. Aslında bu programın bence en önemli amacı ne biliyor musun? Bana göre, benim fikrim. Herkesin başına hayatta her şey gelebilir. Evet. Sabah yataktan kalktığınızda çok güzel bir geçmiş hayatınız olabilir ama bir anda hayatınız değişebilir. Yani trafikte çok basit. Yolda giderken yani bir anlık gaflette bir kaza yapabilirsiniz. Allah korusun, ölümlü bir kazaya karışabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Tabii. Yani aslında orada bir yansımadır o. Herkesin başına hayatta her şey gelebilir. Hiç beklemediğiniz bir anda hayat bir kötü sürpriz yapabilir. Bu yüzden çok ne gördüğünüzü olabilir. Eleştirin. Çünkü insanın tabii. başına gelebilir. Gülme komşuna gelir tabii. başına lafı da oradan çıkmış bence. İmrenecek bir hayatın olabilir. Ama kadere inanmayanlar genelde Devrancığım değil mi? Şükrancığım. Kadere inanmayanlar, alınyasına inanmayan insanlar aslında. Hayır, kader mahkumu diye bir şey yoktur. O kendi suçludur, kendi hatasıdır şimdi diyen insanlar, kadere inanmayanlar. Aslında bunu söyleyen insanlarda ne oluyor biliyor musun? Hı-hı. Çok enteresan, çok fazla vaktinizi almadan bir hikaye paylaşacağım. Bu hikaye dediğim gerçekte yaşanmış. Hı-hı. Şimdi iki tane kardeş, bir tanesi kör, gözü görenden bir şey rica ediyor kardeşi. Onu küçümseyerek kabul etmiyor. Bunu babası görmeyen çocuğun, görmeyen adamın çocuğu anlattı bana. Ve baba vefat ediyor. Yıllar sonra adam bir nedenden dolayı, hani kardeşinin kör olduğu için onu yeren, onu şey yapan, farklı davranan kardeş, adam ölürken gözleri kör gidiyor. Oo, bak şimdi. Çok acı. Acı aslında acı değil. Neden acı değil biliyor musun? Sen ne ekiyorsan onu biçiyorsun evet, hayatta. Etme bulma dünyası. Ben seni bir şeyden dolayı yerersem bil ki onu ben yaşarım. Bu böyledir. Bu doğal kanunudur. Ben buna inanıyorum. Eninde sonunda karşına çıkıyor. Evet. Tabii canım. Bak ilahi adalet süreci de yaklaşıyormuş. Ya yani ilahi adalet. Yani mesela yolda yürürken, mesela MS hastaları vardır. MS hastaları yolda yürürken sarhoş gibi yürürler. Hı-hı. Yani onun sarhoş mu MS hastası mı olduğunu hı-hı. anlayamazsın. Ve bir bakarsın ki bak sarhoşa dersin. Aslında bilmezsin onun bir hastalığının olduğunu. Değil mi? Yani insan gerçekten hani bence en önemli şey şu. Her an her şey başınıza gelecek gibi yaşayın ve asla hiç kimseyi hayatınız boyunca yermeyin. Evet. Her şeye hazırlıklı olalım aslında yani değil işte, mi? Şey diyoruz işte ben de programda... Çok güzel program ama hakikaten... Evet. Mesela öfkeyle kalkıyoruz. Bir telefonumuz varmış hemen. Alo. 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 Hayırlı günler. Selahattin Akyuva, Edirne. Günaydın Selahattin Bey. Korkarak açacağız telefonları. Şimdi acaba beni... Konuklarımız çok güzel. Herkese merhabalar, hayırlı merhabalar, sabahlar, Selahattin. Hayırlı cumalar efendim. Sağ olun, efendim. Size de hayırlı. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk, sağ olun. Buyurun Selahattin Bey. Konuklarımıza özellikle şey dikkatimi çekti. 2012 ile ilgili acaba burçlarımıza göre ne yorumlarımız gelecek diye bekliyorduk. Burcunuz nedir? Yay burcuyum efendim. Yay. Evet efendim. Acaba 2012'de bizi neler bekliyor? Güzellikler var mı? Selahattin Bey, buğday tenli hafif göbekli biri misiniz siz? Göbek mevzusuna girmeyelim efendim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Telefonla konuşuyoruz. Ben gözümün önüne gelen şeyi sormalıyım. Evet ya da hayır diyeceksiniz. Çünkü onun üzerinden gideceğim ben. Yok efendim, buğday tenli değilim ama göbek de yok. Buğday tenli hafif göbekli biri misiniz diye sordum sadece. Evet ya da hayır cevabı vereceksiniz. Hayır diyor. Yok hayır efendim. Tamam. Şimdi çevrenizde böyle biri var, çok yakınınızda ve büyük ihtimalle ismin içerisinde M ve S harfi var. Sizin bu yıl içerisinde bir kayıp yaşamış olmanız gerekiyor maddi anlamda. Evet efendim. Bu o iş ortaklığınız mı var sizin? Gibi. Dikkat edin, sıkıntılı bir sürece giriyorsunuz. Belki de gördüğüm ortağınız olabilir, bilemem. Aslında tek başınıza çok şey yapabilecek bir insansınız ama bir sağlık problemi var ailenizde. Birinin yaşadığı bir problem, bununla ilgili bir sıkıntı. 2012 dördüncü aydan sonra toparlanma sürecine gireceksiniz. Yalnız ortaklıklar ya da birlikte iş yaptığınız insanlardan büyük ihtimalle zarar görme olasılığınız çok yüksek bu 4 ay içerisinde. Dikkatli olun derim ben. Evli misiniz? Hayır efendim. Evlilikle alakalı ya da evlilikle ilgili fikirler, daha doğrusu düşünceleriniz gerçekleşecek Mayıs-Haziran gibi. Yani hayatınızda biri varsa evlenme kararı alabilirsiniz ya da ani bir kararla evlilik kararı verebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Çok detaya giremiyorum biliyorsunuz. Zaman kısıtlı. Zamanınız kısıtlı evet. Ama siz sormak istiyorsanız ben cevap vereyim, aslında daha doğru olur. Çünkü çok fazla şey algıladığın zaman toparlaması sıkıntılı oluyor.
Senin internet adresin var mı? Sana ulaşabilecekleri Şükrancığım. www.ruhunsesi.com Gerçekten mi? Evet, ilk çok enteresandır. Hiç bu işlere girmeden beni zorladılar. Ben de bu değişik bir isim ya, Ruhun Sesi. Yani insanların www.ruhunsesi. Ulaşabileceği bir yerin olması çok güzel tabii, öyledir. İnternet artık herkes... Tabii. Bir tek ben olan diye yazdığınızda zaten çıkar Facebook'tan. Selahattin Bey, başka sorunuz var mı? Yok efendim, hayırlı programlar. Teşekkürler, çok mersi, hoşçakalın. Selam, ben Emine. Sıradaki parça herkese gelsin demiş. Ablam ben Aysel, eşimin adı Fatih. İki çocuğumuz var, eşim her yaptığıma kızıyor. Ona haklı da olsam, haksız da olsam kendimi ifade edemiyorum. Yaşadığımız problemler benden kaynaklandığı için sürekli suçlu ben oluyorum. Ama yoruldum. Ben sizinle canlı konuşmak istiyorum. Ama arayamıyorum. Niye arayamıyorsunuz efendim? Bağlanabilirsiniz rahatlıkla. Size ulaşabileceğim bir numara sitede verin. Sitede var. Sitede. Şimdi tattım birincisi. Bana ne olur Şükran ablacığım yardımcı ol yazmış. Hı hı. Şimdi Aysel'cim, benden küçüksün de. Aslında benim kızdığım nokta ne biliyor musun? Senin kızdığın nokta ne? Ne oldu, alkış geldi, niye kızıyorum, bir öğrenin. Bir dakika öğrenin şeyi. Ondan sonra arkadaşlar. Şimdi aslında kadınlar, ben hep söylüyorum, aslında erkekler çocuk gibidir. İdare etmeyi bilirseniz çok güzel gidersiniz. Tamam Devran, tamam. Tamam bir saniye. Konuşmaz, yorumunu yapsın. Evet. Ya ne yapıyorsunuz? Bak terk eder giderim. Gökhan. Bak var ya, hiç öyle kibar değilim de terk eder giderim bak. Gökhan. Bir de olay oluruz. Gökhan asileşi şimdi. Evet Şükran Hanımcığım. Şimdi bunu söyleyelim çünkü ekran başında bekliyorduk. Evet. Birincisi, eşinin az önce söylediğim dengesizlikleri var ve dışarıdan çok fazla etkileniyor. Sen bu adama ağzında kuş tutsan da yaranamazsın. Yapman gereken tek şey, bazen hep söylerim, deliği kendi haline bırakacaksın. Kendini bulması için kendi haline bırakacaksın. Daha detaya girmeyeyim. Arada alkış tuttular, ben çekilebilirim. Ben Nevin, 29.06.1973 doğumluymuş. 2012'de neler olacak hayatımda, teşekkürler yazmış. Nevin'cim şimdi güzel yazmışsın, yengeç burcusun. Hayatın büyük ihtimal bir evlilik ayrılık ya da evlilik varsa büyük sıkıntılar atlattığın bir süreci geride bırakıyorsun. Evet. 6 aylık son bir dönemin kalmış, onu atlattıktan sonra toparlanma sürecin inşallah olacak. Merhaba Anadolu yakasından Maltepe Hülya, kendisi. Burcum ikizler, sevdiğim... insanın burcu aslan, uyum konusunda anlaşabilir miyiz? Valla aslan çok egosu yüksek bir burçtur. İkizler de aslında çift karakterlidir. Ateş ve hava, şöyle söyleyeyim, bir yangın düşünün. Arkasından bir rüzgar çıktığında felakete döner. Çok dengeli bir ilişki olmak zorunda. Hani birbirinizi tamamlamanız çok zor. Zıttıklar var. Zıttıklar da birbirini çeker ama sonu olur mu onu Allah bilir, bilemiyorum. Şimdilik idare edin. İyiseniz problem yok. Yükselen burç da çünkü çok etkiliyor. Evet, yükselen de çok etkili hakikaten. Yakup Korkmaz Ankara'dan, başarılar, iyi yayınlar. Dilerim, iyi günler dilerim demiş. Sevgilerimizi gönderelim. Sevgi Karataş, Kova Burcu 2012 yılında neler bekliyor? Hadi bakalım. Demiş. Ben de soruyorum aynı şey. Kısaca alalım o zaman Şükran Hanımcığım. O kadar çok geldi ki SMS'ler. Yani mümkün olduğunca hepsini okumaya çalışıyorum Kova ama. Kova çok önemli. Kova'da evet, duralım. Kovaya su dolduruyorsunuz. İçiyorsunuz. Teşmeye gidiyorsunuz. Görüntüleri. Devran'la ilgili sevgili yönetmenim. Görüntüleri yayınlayalım, evet, sonra yayınlayalım. Konuşalım. Ha, ondan sonra konuşalım. Hacı ölme!
mezar. Yolun bizim eve düşünce mecbur, kalınca mı geleceksin mezar. Yolun bizim eve düşünce mecbur, kalınca mı geleceksin mezar. Sevda çöllerinde yürüp dünyaya, hani sabrın yoktu haftaya ayar. Aşkın oku beni parça parça ya, bölünce mi geleceksin mezar. Sevda çöllerinde yürüp dünyaya, hani sabrın yoktu haftaya ayar. Aşkın oku beni parça parça ya, bölünce mi geleceksin mezar. Hakikaten çok güzel. Evet, direkt. O dekoru nasıl yaptınız Devran? Gerçekçi emin parmaklıklar mı onlar? Evet, demir. Evet, onlar demir. İşte Flash TV'nin buradan yönetmenimiz, genel Mustafa Aktaş'a. Mustafa Bey uğrayacaktık, bir türlü kısmet olmadı. Mustafa Bey sevgiler. Bütün Flash TV yönetimine ve sağ olsun emeği geçen bütün evet ekibimize çok teşekkür ederim. Ben kanala gidemedim Flash TV'ye. Beraber dün akşam gidelim. Dün akşam kanaldan çıktı. Mustafa Bey'le sürekli telefon evet bağlantısındayız. Kanala getirdi, Ekin TV'ye getirdi sağ olsun. Ve çok da rahatsız. Buradan geçmiş olsun, geçmiş dileklerimizi olsun, gönderelim. Telefonda o kadar kötü geliyordu ki sesi nezleydi. Zaten en son salı günü Mustafa Bey, aman. Keyifsizdi dedim, zaten sen hasta olacaksın. Dikkat oldu, edin kendinize oldu. Aman evet, hakikaten buradan çok değerli ederim bir insan. Bu işte bizim mektuplarımız geliyor bizim. Torbalarca mektup geliyor, hediyeler geliyor programımıza. Evet. Programımız başladığımız gün beri. Sağ olsun ekibimiz de biz de hep beraber bu mektupları okuyoruz ve değerlendiriyoruz. Çok güzel. Tek tek okuyorsunuz değil mi? Tabii, tek tek cevaplıyorsunuz. Tabii. Hepsi okuyor. Hatta şimdi biz şey başlattık. Onu da buradan ben söyleyeyim. Bir cezaevinden bir kader mahkumu dostumuz yatalak oldu. Hatta iki kader mahkumu dostumuz yatalak olduğunu, yürüyemediğini, kendi ihtiyaçlarını göremediğini evet bize mektup yazdı. Biz de plastik kapak kampanyası başlattık. Çok güzel. Tekerlekli evet sandalye almak için. Şu anda onun kampanyası da devam ediyor. Ben de onu şimdi buradan duyurayım. Eğer plastik kapaklarınız varsa evinizde biriktirdiğiniz, bunu bizim Flash TV'nin Bakırköy stüdyolarına gönderirlerse. İstanbul'da yaşayanlar evet, değil İstanbul, mi? Yok, bütün Türkiye'de. Ben geçen Ankara'dan geldi. Ben Ankara'ya... Yok Devrancığım, İstanbul'da yaşayanlar kanala getirsinler. Getirsinler, postayla da gönderebilirler. Tamam, aa, çok güzel. Flash TV'nin flashtv.com.tr adresinden adres alabilirler. Tamam. Ayrıca bir de ben şöyle bir şey yapmıştım programın ilk haftalarında. Dedim ki... İlk haftalarında... birazdan evet, gelecek evet programı özel Şükrancığım. Şöyle, o zaman şöyle alıyorum. Happy birthday diyoruz yani, efendim. Yani teşekkür şöyle ederim. Ya biz bu pastayı alıp akşam yeseydik arkadaşlar. Bugüne özel bir saniye. Kesmeyin o zaman pastayı. Değil mi? Ne kadar akıllıyım. Ay sağ ol tatlım. Şöyle teşekkür ederim. Ay doğum günüm. Ay ay. Doğum günüm bugün. Doğum günüm. Nice mutlu yıllar canım. Anne iyi ki doğurmuş. Boncuktan kuş yaptım konacak pencerene. Karakollar beni alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce. Doğum günün kutlu olsun mutlu senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım konacak pencerene. Karakollar beni alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce. Bazımızı yakından çek. Şöyle göstereyim.
Çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir durumda ne söylenir bilmiyorum. Ben çok böyle şimdi kaldım. Yani böyle çatır çatır beş beş. Arka arkaya konuşanlar el ayağı titriyor. Ben de mesela hediye aldığım zaman ya böyle bir durumda ben de hayatta konuşamam yani. Hiçbir şey yapamam. Sürpriz olsun istedik şöyle. Çok güzel bir sürpriz. Bugün özel, bugün özel bir gün. 23 Ocak benim doğum günüm. Konuk yine geliyorum. Evet, o zaman iki katlı amca falan. İkimizi yine topluyorsun. Evet, yine topluyorum. Burada beraber pasta üfleyeceğiz. Lütfen. Çok teşekkür ederim programa geldiğin için. Bugün özel olduğu için ve beni kırmadığın için. Dün de program üstüne gidiyorsun ve yorgunsun, bitkinsin ve ona rağmen güzel sabahki halimi beni kırmadın, geldin. Kafayı koydum Allah'ım. Hakikaten biz de şöyle arkadaşlar adına, ekibim adına bir ses yapalım istedik. Evet. Bakın hatta kuaför saçlarımı bile topladım böyle gerildim yani. Teşekkür ediyorum. Yarışmada arkadaşlara başarılar. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Şükrancığım şöyle keser misin ben şunları alayım. Dur. Sevgili izleyenler canlı canlı bakın. Doğum günü kutlaması yapıyorum. Canlı sen canlı meyveli, meyveli sen meyveli pasta seviyorsun değil mi? Meyveli sen nereden istedim? Biliyorsun benim meyveli bilirim, sevdiğimi? Bilirim. İlk pastanı benimle kes istedim bugün. Yeliz sağ olsun araştırmalar yapmış. Bak akşam da geliyorsun. Evet sevgili seyirciler sen de geliyorsun. Canlı, söz canlı, ver bakayım canlı canlı, canlı söz canlı, ver. Canlı tehdit var. Canlı canlı evet şey oluyor. Senin de kader mahkum, beni de kader mahkum evet, edeceğim evet, sen. Evet bak şimdi bak ilk kutlamayı da biz yapmış olduk böyle. O tabağını şöyle alabilirsin. Şöyle koyayım. Evrencim ben kenarına. Benim tabağım yok maalesef. Sen tabaksızsın bugün. Tabağım yok şöyle. O zaman sen şöyle kendine yapalım mı? Koy. Biz ortaya koyalım. Bu arada ben az önce konuya devam edeyim mi konuşmaya? Tamam olur. Bugün bugün o kadar çok pasta kesilecek ki sana. İlk pasta bu yani. Evet. Meyveli. Şimdi biz programın ilk başında ilk haftalarında şöyle bir söz vermiştik. Kendine de kes şöyle. Cezaevinde birinci derece yakını olan kişilerin bize başvurusuyla bizim işte yol ve saz masraflarımızı karşılandığı uzun uzak yerlerde. Ben hediye olarak kendim gideceğim diye söz vermiştim. Çok güzel. Geçen hafta da Ankara'ya gittim. Şimdi ne demek istiyorsun? Kendini hediye etsin şimdi. Şimdi var bakar mısın? Nacizane bizim kendi elimizden kader mahkumu dostlarımızın yani ailelerin yanında olabilmek için yaptığımız bir şey. Evet. Kendilerini yalnız hissetmesinler diye. Çok güzel. Geçen hafta da bize böyle bir talep geldi Ankara'dan. Ankara'ya gittim ben hafta sonu. Oradan da hatta bu haftaki programımızda görüntüleri çektim, yayınladım. Ha, çok güzel. İki abisi Kırşehir cezaevinde. Hangi cezaevinde Ankara'da? Kırşehir E tipi cezaevinde abileri. İki abisi birden orada kardeşimizin. Onda düğüne gittim, çektik. Cezaevinde olan abimizin torunu olmuş. Onu gösterdik. Hiçbirini görme imkanı yok. İşte onun tek bağlantısı orası. O kadar zor değil mi? Evet. Yani tek aslında bağlantısı. Biz İkisi insanlar de. Hiçbir şeyin İki kardeş yani. Çok kötü. Tabii iki kardeş, küçük kardeşleri dışarıda. Yani bunlar bayağı bir... Biz insanlar yaşadığımız, aldığımız nefesin kıymetini bilmiyoruz. Hep şikayet ediyoruz ya, şükretmeyi evet. bilmeyen aslında hiçbir şeye sahip değilmiş gibi geliyor. Ne? Düşünsene her şeyin var ama özgürlüğün yok. Evet. Evet. Özgürlük yani, çok önemli, hürriyet. Özgürlük. Yani insanın özgürlüğü kadar önemli bir şey yok. İşte bu tür hikayeler, yani ben mesela hep şey derim kendi programımda. Yaşadığınız anın ya da yaşamınızın ne kadar değerli olduğunu anlamak için iki şey yapın. Bir mezarlara gidin, iki hastanelere. Çünkü hayatın iki gerçeği orada. Biz kaçıyoruz aslında yani gitmek istemiyoruz. Yapabilir misin aslında, acaba bir gün kendini şöyle bir odaya telefonlardan, bilgisayardan, teknolojiden her şeyden uzak bir odaya kapat durabilir misin acaba? Mümkün değil. Yani mümkün özgür değil. Olduğunu bilerek durursun aslında. İşte o oradan bile, çıkamayacağını bilerek işte asla bile, duramaz. Tabii ki durulmaz. Onun bilinciyle o odaya girip kendini kapatmak. Evet. O biraz daha seni rahatlatır ama o özgürlüğün kısıtlandığı durulamaz tabii ki. O yani duramaz. Insan, o bile insanı rahatsız ediyor. Doğru. İstediği zaman dışarı çıkabileceğini bilmem bile. Tabii. Ama bir seni oraya kitlese? Duramam. Yok duramam. Kafaları o zaman, o zaman her zaman söylediğimiz gibi nefeslerimizi derin alıyoruz. Değil mi? Sabırımızı bol bol çekiyoruz. Değil mi? Estağfurullah zaman... çekin bol bol. Evet. Şeytana uymuyoruz. Evet, sevgili izleyenler bir anlık gaflet, bir anlık öfke bu her şeyde oluyor. Özellikle ama işte onu İstanbul'da yaşaman gerekiyorsa yaşıyorsun biliyor musun? O trafikte, trafik sıkıntısında mümkün olduğunca aslında daha böyle geride, daha mülayim, tabii. daha ya, sabırlı ve özverili. Trafik kavgası bana çok saçma geliyor zaten. Trafik kavgası. Ay sorma. Çok saçma. Ya bir şey söyleyeyim hiç mi? Hiç tanımadığın, hiçbir... Sopayla çıkıyor ya. Hiçbir... Hüsumetinde olmadığı, hiç tanımadığın bir insana sırf önüne araba kırıyor diye, sırf sana işte korna çalıyorsa, ya bu çok saçma. Evet.
Evet. İşte insanlar büyük şehirlerde maalesef her an dengesizlikler yaşıyor. İşte ruhsal bunalım aslında bunların hepsinin. İşte başka bir şey sinir oluyor. Sakinleştiriciyle dışarı yola çıktı. Herkes gülümsüyormuş falan. Yolda yürürken bile insanların yüzünün gülmediğini çok net görebilirim. Herkes şikayetçi hayatından aslında. Yaşadığınız anın değerini bilin. Çünkü bu an yani şu dakika, şu saniye, şu salise, şu tarih itibariyle daha yaşamayacaksınız. Evet. Bugün bir daha olmayacak. Şu an bir daha olmayacak. Bunu yaş ilerledikçe görüyoruz işte mumlar üflendikçe. Bu ne mumlar? Ne diyorsun sen şimdi? Ne diyorsun? Bu yorumlar ne? Artıyor. Ne? Pardon her ne sene, diyorsun? Sen ne diyorsun? Her sene pastadaki... Bak her şimdi sene bıçak pasta... iki işe yarar. Bir pasta kesmeye bir de karşıdakinin dilini kesmeye. Her sene pastadaki mum arttıkça işte bu konu. Ben de aynı duyguları. Ben tek mumla takılıyorum ama. Ben şöyle SMS'lerimle devam edelim. Evet. Atışmayı bırakalım. Hatice Akın göndermiş. Okuduk. Hatice Akın göndermiş. Kim? Hatice Akın. Sivas'tan göndermiş. İsim analizi diyorum. Diyor. Hatice Akın. Evet. O kim? Hatice Akın. Akın diye bir izleyicimiz sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben gittim. Ben tanıdım değil yani benim alakam yok. İsim analizi istiyor. Ben evet. Hatice ismini çok sevmediğimi söylesem. Ya ben de her şeyi ne yapayım şimdi? Annesi Hatice koyduysa adını, kızın ne kabahati var. Sevgili izleyenler. Annesini seviyoruz ona göre. Sivaslı. Evet. Sivas'tan gelmiş. Sivas'a Hatice sevgiler, ben, selamlar. Tabii işin şakası. Mesela Asiye ismini hiç sevmem, nefret ederim. Asiye. Evet, aslında bakarsanız isimde asalet yok, asabilik var. Ya sanki asla başlıyor ama... Hayır, asilikten gelir. Yani mesela aslında çocuğunuz, Asiye. Çocuklarınıza isim koyarken ilk dikkat etmeniz gereken şey ismin pozitif bir şeyler çağırması. Savaş ismini koymayın mesela. Hayatı hep mücadeleyle geçer. Ya da nedir? Barış'a yeter. Çok güzel olur. Barış da çok mülayim olur. Yeter de izin olun. Yeter. Adalet, adalet yeter mesela. Yeter bey, yeter bey, yeter. Yani evet. Aslında onda bile bir isyan var. Farkında adalet mısın? Mesela. Adalet. Çok kötü bir şey aslında. Hani biz hani özellikle aslında erkekler hani böyle ya Allah kahretsin işte böyle adaletin. Hayır, adalet adalet aslında dengedir. Dengedir. Ama mesela İpek ismi. İpek. İpek, bakarsan anlamına hani bir çeşit şey ya. Ama işte koyduğunuz isimler pozitif enerji çağırmalı. Devran mesela. Hayatında hep böyle değişik dönemler yaşarsın. Mutlaka bir devranın döner. Yani bir iyi döner, bir kötü döner, döner. Aynen döner. Dönüp duruyor, durduramadım zaten. Ama mesela ismin elektriği, dönüp duruyor, değil mi? İsminin elektriği, ya işte ismin enerjisi çok önemli. Yeliz. Cabbar falan isim koymayın. Yeliz, çok şükür olacağım. Yeliz. Yeliz. Neyi hissettin? Biz evine misafir geliriz canım. O da güzel değil mi? Şimdi özel isim diye. Şimdi Yeliz güzel ama mesela bak hayatında çok rahat yaşarsın. Çok rahat bir standardın olur ama hep bir eksiğin olur. Yani onu tamamlayamazsın. Ne ki eksiğim benim hayatımda? Ay yani senin hayatını açmayayım istersen kara kutuyu açmayayım. Yo. Ama hep bir yerde bir eksiğin olur. Evet. Yani sağ tarafın varsa mutlaka sol tarafın olmaz gibi. Yani bir kanadın eksik olur. Bunun nedeni de belki de hani isminin enerjisinden bahsediyorum. Farklı bir anlamı olabilir. Bunu tamamlamak için Yeliz'i tamamlayacak başka bir isim bulmamız lazım. Sana güzel bir sevgili bulacağız ama sevgiliden önce güzel isimli biri olması lazım. Peki, umut bulabiliriz Şükrancığım, mesela. Şükrancığım sen benden büyüksün. Bugün de bir yaş. Daha büyüdün. Daha büyüdün benden büyüksün. Ne demek istiyorsun? Sen huzurlu mutlu böyle bir inşallah. Ama hayır şöyle bir şey var gerçekten yani hayatında seni tamamlayacak bir şeyin olması çok önemli. Tabii. Ne oldu? Anne mi gitti? Benim, hayır canım niye anne gitti? Beni tamamlayan annen. Anneciğim seni seviyorum. Babacığım seni seviyorum. Ben annem, başka babam. Bir şey söylüyorum. Yaşıma ne takıyorsun sen? Yaşıma ne takıyorsun sen? Takmam. Bak seni alırım canım canlı canlı saçını başını yolarım dermişim. Tabii işin şakası ama isminde mesela hep bir taraf eksik kalır. Ama bu nedir mesela bir iş yaparsın tam istediğini elde edemezsin mükemmeliyetçi olduğun için. Biraz daha böyle relax olabilsen. Çünkü her şey böyle çok tez canlı oluyor. De bak karakteristik özellik çok tabii, tez tabii. Canlı. Aman istediğim gibi olsun biraz oluruna bırakmayı öğren. Her zaman her şey mükemmel olamaz. Bazen mükemmel olmayan şeylerde bile güzel şeyler çıkabiliyor. Evet. Hatalardan doğrular. Çıkabiliyor. Doğru, bak doğru. Yanlışlardan doğru çıkmaz ama hatalardan doğru çıkar. Yanlış her zaman bilerek yapılır. Evet. Hata bilmeden yapılır. Benim onu biraz da yönüm var. Biraz mükemmeliyetçi yönüm var yani. Bak ben de mükemmeliyetçiyim ama baktım ama zor aman dediğim an toparlanıyor. Evet. Aslında evrendeki enerjide şu vardır. Gerçekten üstüne giderseniz
itersiniz. Yani işte çok güzel bir işe sahip olayım diye oraya buraya koşturursunuz, hiçbir şey olmaz. Hmm. Ne zaman ki ister olsun ister olmasın dersiniz, o iş tak kapınızın önünde. Yani hayata bakış açınızı değiştirmeniz burada çok önemli. Sevgili izleyenler, isminizi yazın bence. Şükran Hanım isim analiziyle devam ediyor. Şimdi, yok canım, kader mahkumlarıyla devam ediyor. Şevki'ni kırmak istemiyorum. Efendim, sen Şevki mi? Şevki evde canım, öldü. Hayır yani. Rahmetli oldu Şevki. Hayır, o konuya girdik ya, hemen göndersinler ki hemen hızlıca okuyayım yani. Ekin yazıyorsunuz efendim, boşluk bırakıyorsunuz. Ay, yaşıma taktı da her şeyi değiştirmek için. Adınızı, soyadınızı, ilinizi ve telefon numaranızı yazdıktan sonra 39-29'a gönderiyorsunuz efendim. Ben Tokat Almuş Bakımlılık Köyü'nden sizden bir asker türküsü istiyorum. Ailemi ve tüm Tokatlılara gelsin iyi yayınlar. Şöyle bir kubil alabilir miyiz senden Devrancığım? Mikrofonumuzdan mı fokacağız? Açsınlar hemen sevgili yönetmenim. Aslında Gökhan. Son şarkıyı da. He? Tamam, görüntüden sonra o zaman bir türkü alalım canlı. Tamam, görüntüden sonra alalım. Evet, tam onlardan bahsedecektim. Gel bakalım. Sen bahsettin. Bu arada çok güzel yine mektuplarımız var. Çok güzel mektuplar, çok yoğun mektuplarımız geldi. Devran, deminden beri okuyorum. Yani çok fena. Evet. Biz bunları sürekli okuyoruz Mustafa'cığım, var ya. Duygulandım ben de, demin okudum böyle, fazla okumayayım dedim şimdi. Mektuplarımız çok sayıda yine var. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ekranın altında yine mektup adresimiz geçiyor. Flash TV, dışarıdan gönderecek olan dostlarımız da Flash TV'nin internet sayfasından bize ulaşabilirler. Fax yoluyla ulaşılabilir. Her türlü. Ve bu arada hediyelerimiz var. Ana, yine sana yazmışlar bak hediye. Evet, teşekkür ediyorum. Ben bir kere sitem ettim, bana bak, bir kere geldi bak yine. Şu köşeyi çek çocuğum. Şu köşeyi göster. Şunu. Dilber ayağımıza hatıra demiş. Ellerine sağlık. Şu gülü göster yavrum. Onlar, Dilber anama hatıra evet, onları demiş. Da okuyalım hediyelerini. Onları da okuyalım. Yeşil beyaz anahtarlık, Şanlıurfa, Halfeti, K1. Dürterek. Ben dürtüyorum. Evet, içerideyiz. Dürtüyor. İçeride çatalla bıçak buradayım. Bıçağı bıraktık artık. Çatalla dürtmeler başladı. Devrancığım, pastasını beğenmedin mi Şükrü Hanım? Yok, ben oraya daldım. Onu yiyemiyorsun. Oraya daldım. Evet. Ya düşünsenize, bir yemeğe gidiyorsun. Hem yanındakiyle konuşmuyorsun. Dürtüyorsun. Evet. Çatalla. Görüntüler çok güzel. Ne kadar güzel mektuplar gelmiş ya. Hediyeler, mektuplar. O hediyeler, o el işlemeleriyle. İnsanlar ne kadar emek veriyorlar, uğraşıyorlar. Gökhan, bir şey mi dedin bana? Hayır, açık açık söyleyebilirsin yani. Şimdi ben Yeliz'e ama sarıyorum, Yeliz sana sarıyor, sen de artık yandakine sararsın herhalde. Cimcim operasyonu sarar. Böyle birbirimize sararak sar makarayı gibi gidiyoruz. Değil mi? İsim analizi dedik. Hisler diyoruz ya Şükran Hanımcığım. Hani altıncı hisleriz. Söyle canım. Altıncı hisleriz ya hani. Hanımlık evde kaldı. Hanımlık canım evde kaldı. Hisler dedik hani, altıncı his. Hakikaten altıncı his diye bir şey var mı? Yani bu herkeste olur mu? Altıncı his diye televizyon filmi yaptılar. Sen daha neyi soruyorsun bana? Ama herkeste olur mu? Herkeste olmuyor. Şimdi şöyle bir şey var. İşin şakası da, herkes doğuştan farklı özelliklerle gelir. Şöyle düşünün, hep bunun örneğini veririm. Çok güzel bir sesin olabilir ama bunu çok güzel eğitemezsen o sesin kullanılması çok farklı. Kullanamazsın. Bazı insanlarda hisler vardır. Bunun farkına varıp erken yaşta onu geliştirebilir. Kendiliğinden gelişebilir. Evet. Ama herkes de mesela, mutlaka herkesin hayatında, ya ben bu olayı daha önce ya rüyamda gördüm ya içime doğdu. Herkeste var ama bazı insanların farklı özellikleri var. İşte mesela ben 5 yaşından beri farklı hisler, yani 5 yaşında fark ettim. 13 yaşında kitap okumaya başladım. Farkında olmadan bir kitapçıya gidiyorum. Yüzlerce kitabın arasından böyle resmen kitap çekiyor beni. Al beni oku diyor yani. 250 milyonluk kitap toplamıştım yani. Al beni oku diyor. Evet, aynen öyle. Mesela ben roman hiç okumam. Hayatımda okuduğum 3 tane roman vardır. Onun dışında hep bireysel gelişim, parapsikoloji, insan düşüncesini, insanları manipüle etme. Yani 12-13 yaşında manipülasyon ama nasıl diye bir kitap okumuştum mesela. Çok ilginç. Yani o tarz mesela Erik Fromm, Sigmund Freud falan, bunları çok küçük yaşlarda okudum ve çok ağır kitaplardı. Söylediğiniz o küçükken bende de vardı. Mesela bir gün sonra yaşayacağımı bir gün önce rüyamda görüyordum. İşte görüyordum yani aynı şeyi. Bu da işte yani bak, üzerine gidersen yetiştirebiliyorsun, eğitebiliyorsun. Bende de bazen olur. Yani herkes de oluyor işte. Şöyle derim, 6. sistem benim çok kuvvetlidir mesela. Kovalarda vardır. Bütün o. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Bak, şu şöyle olacak derim. Hayır, imkansız bir şey. Böyle olacak derim ve olur yani. Ve çıkıyor. Ve öyle olur. İşte bu hisle alakalı. Yani herkeste var ama herkeste işte şey gibi düşünün. Yani
herkes üniversite mezunu olamıyor. Hadi herkes üniversite mezunu oluyor ama master, doktora, profla evet. gidemiyor. Yani işte mesela üniversiteye giren 1000 tane öğrenci varsa doktora yapan onun %10'u kadardır. Hisler de aslında bunun gibi bir şey. Yani ne kadar eğitirsen, ne kadar üstüne üstüne gidersen hı hı. o kadar gelişir. Evet. Ama eğitimlerde verilebiliyor tabii ki. Ben bu sorumu ikinci kez artık soruyorum. 2012 yılında Türkiye'yi neler bekliyor? Ben sana cevap vermeyeceğim. Bana soruyorsun. Bana soruyorsun. Sana soruyorum. 2012'de Türkiye'yi neler bekliyor? Çünkü sen... Devran'cığım 2008 yılında o kadar güzel yorumlar yaptın ki ve hepsi tek tek çıktı. Onları da ben yapmıştım evet zaten. Ortalık karıştı o yorumlardan sonra ve hepsi gerçek oldu tek tek. Ya bana felaket tellalı diyorlar. Bana felaket tellalı diyorlar. O yüzden ben konuşmak istemiyorum. Avustralya'da yurt dışında yine 2012'ye girdiğimiz dönemlerde belki gelir konuşuruz. Doğal afetlere yine dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'de ekonomik dengeler değişecek. Çok dikkatli olunması gereken bir süreç. Herhalde o da Mart-Nisan dönemine denk gelir. Aslında zor ama güzel bir süreç bekliyor. Hani sıkıntıyı yaşarsın ama sonu ferahtır. Böyle bir dönem yaşıyor Türkiye. Türkiye'de de dengeler çok değişecek gibi geliyor bana. Ekonomik olarak yani daha mı iyiye gideceğiz yoksa daha mı dibe vuracağız? Ekonomik dengelerin değişmesi sanıyorum toparlanma sürecinde yaşanması gereken bir sancı olarak yorumlayayım hadi. Çok öyle fazla böyle... Kötü gidecek ama sonu iyi olacak yani. Ya bir dengesizlik, bir denge... Burçlardan şöyle, en şanslısı, en iyisi, en ya başarılısı... Aslında ben şöyle, yani Burcu'nun en şanslısı, en iyisinden çok kişilere özel. Yani sen mesela bir sürü yeliz var Akrep Burcu'ndan şimdi. Akrep Burcu'nda bütün yelizler hayatında mükemmel bir döneme girmeyecek ki. Tamam, şans işi. Tamam, beni söyle o zaman. Ben şanslı olacak mıyım 2012 yılında? Ama bak işte bu soru bile hayatında gelecek şansını geciktiriyor. İnsanların öğrenmesi ben 2012'de gereken... çok şanslıyım mesela. Sen şanslısın. Olacağım. Evet, güzel bir şanslı cümle. Olacaksın. Evet. Ama mesela bizden kendini. Bak evrendeki enerji değişiyor. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Evrendeki enerji değiştiği zaman istek hep şunu söylüyorum. Söz ağızdan çıkana kadar bizim esirimizdir. Evet. Ama ağzımızdan çıktıktan sonra biz onun esiri oluyoruz. Bu yüzden ağzımızdan çıkacak kelimelere çok dikkat edin. O yüzden ne yapıyoruz sevgili izleyenler? Yapabilir miyim? Becerebilir miyim? Olur mu demiyoruz. Bir de yapacağım hayatta şu diyeceğiz. Var. Seni frenleyen evet. yüklerin hepsinden evet. kurtulmaz gerekiyor hayatta. Öyle diye düşünüyorum. Yani evet. sırtındaki yükleri evet. atacaksın. Sen çeken çünkü... bir şeyler var çünkü sürekli sırtından evet. böyle. Evet ama aslında bakarsanız o da hayatın içerisinde bir sınav. Tabii. Ne kadar hamallık yapacaksın, ne ama kadar kaldırıp işte kendinden kurtulacaksın. O çekenler seni durdurmasınlar, hızlandırsınlar seni. Sen onlara... Evet, sırtınızdaki yükleri atıyorsunuz çöp kutusuna geri dönüşümsüz bir şekilde. Evet. Ya da bir tane çuval alıyorsunuz, dibini deliyorsunuz sevgili izleyen. Annemin her zaman nasihatıdır. Ama şöyle dibini düşün. Deliyorsunuz, atıyorsunuz artık. O zaten ama onu arkana atıyorsun, aynı yerden gidiyor. Bir daha geçince o çuvaldan attıklarına tekrar karşılaşabilirsin. Hani arkana sırtına aldın ya o çuval. Annem her zaman öyle söyler. Onun altını deleceksin, attıkların... O delikten akacak gidecek. Hiç akmaya gerek benim, yok. Kestirip der. Atacaksın, uzatmayacaksın. Yani hayatta ben hep şey diyorum. Siyah ve beyaz vardır. Gri diye bir şey yok. Yani gri var ama o renk olarak var. Yaşam olarak gri diye bir şey yok. Ya bir şey vardır ya da yoktur. Bir insanı ya seversin ya sevmezsin. Biraz seviyorum, biraz sevmiyorum olur mu? Değil mi? Doğru söylüyorsun. Ya seviyorsun, biraz ya iyi bir program yapıyorum, biraz kötü bir program. Doğru. Yok öyle bir şey. Doğru, ya iyidir ya kötüdür. Ya da vasattır. Evet. SMS gönderen tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum efendim. Kürşat canım benim. İzliyorsun. Kürşat senin akşam isim analizinden tut. Yedi sülaleye kadar söyleyeceğim söz veriyorum. Kartlarımla geleceğim biliyor musun? Evet. Kürşat benim arkadaşımdır. Eskiden de Flash TV'de. Reklamını yapıyorum canım benim. İzliyorsun biliyorum. Devran'cığım sen bu arada bir yerde sahne alıyor musun? Şu anda sahne almıyorum. Sahnesiz. Özel gecelerimiz oluyor, onlara çıkıyoruz. Bak özel gecemiz doğum günüme davet ediyorum sevgili izleyiciler. Orada evet diyor, burada hayır diyor. Bak karakolda doğru söylüyor, özel mahkemede gece. Şaşıyor bunlar. Özel gece gelecek. Bu millete güvenmeyin. Adım Yaşar Devran. Değil ama. Devran ben sözünü alayım mı? Tabii adım programa geldi mi söz vereceğim. Akşam konuşacağız. Ha sahne alacaksın. Tabii canım. Özel geceler yani özel sen gece. Sen sahne bak, alma. Pastasını kestik kızım. Sahneye gel. Ya şey yapıyormuş, biz oraya çağırıyormuşuz onu, sesini beğeniyorlarmış, orada sahne almaya başlıyormuş, ondan sonra biz onu dinlemeye olur, gidiyormuşuz. Olur, bak dünyada dengeler değişiyor. Benim sahne aldığım, evet. doğum günün oluyor, benim sahne aldığım civarlar zaten genelde. Bak seni orada, alırlarmış. Oralarda şeyimiz şey... Utanırdık. Şey değil, biz daha çok ben konser, düğün, evet. özel geceler...
Milletin başını yakıyorsun değil mi? Çok güzel. Milletin başını yakıyorsun değil mi? Şey, çok hayranları var yani. Çok hayranlardan bahsetmiyorum canım. Evlilik diyoruz ya. Evliliğe gidiyor, milleti evlendiriyor, milletin başını yakıyor. Bir de üstü de eğlendiriyor. Ben oynatırım. Ya aslında aslında var ya bence şey, boşanırken bir düğün yapmak lazım. Boşanma düğünü diye. Dur evet. Bekle bakayım. İleride belki ben düşünebilirim. Güzel boşanırken de herkes böyle dostça ayrılıyor. Düşünsene. Güzel, güzel. Hakikaten Türkiye'de olur mu acaba böyle keşke. Bir şey? Ay gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Düğünde şak 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 ayrılırken tak tak tak, tak böyle tak, bir şey yani. Analizler süper. Var süper. Artık bazı anlaşmalı aylıklar var artık. Anlaşıyorsun da sonra anlaşamıyorsun. Sevgili konuklarım, sohbetinize doyum olmuyor ama Reci'den böyle veda türküyle çıkış deniyor. Böyle kulağıma artık geliyor. Göçen'cim son kaç dakikamız var? Bitti. Bitirdik mi? Niye canım? 5 dakika peki, geç başladık. Peki. Aa evet. Talihimiz kimmiş? Gelsin ekranımıza. Çay takımımız nereye gidiyor? Kime gidiyor? Nermin Bartın. Çetin. Bartın'a. Bartın'a güzel selamlar şehir, Bartın. Efendim. Nermin Hanımcığım. Güle güle kullanın çay takımı setinizi. Ne yapıyorsunuz? Kahvaltınızı hazırlıyorsunuz. Ekin TV'yi açıyorsunuz saat 10'da hafta içi her gün. Kahvaltınızı hazırlarken çayınızı böyle yudumluyorsunuz. Ekin TV'yi izliyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık, günlerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Şükrancığım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Annem seni iyi ki doğurmuş, iyi ki varsın. Ya dün annemle biz konuşuyoruz. Ben seni doğurduğum tarihi bilmez miyim de 2 gün önce doğuramadın değil mi dedim. Ya da 2 gün sonra. Leğene doğmuşum biliyor musun ben? Nasıl leğene mi? Çok acelem var mı? Yayından sonra çok erken doğum, yayından sonra. Evet fırlayarak geldim ben dünyaya. Ayağına yüreğine sağlık. Mesele dedin. Müzik sektörünü, müzik piyasasını hakikaten alt üst ettin. Yolun açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. O klibi de bir an evvel artık böyle yayınlansın. İnşallah Aşkısı'nın klibinden yakın zamanda yayınlayacağız. Sevgili izleyenler, bugünlük bizlerden bu kadar. Bizler pazartesi günü aynı saatimizde yani 10'da Ekin TV ekranlarında olacağız. Sürpriz konu ve konuklarımla yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesiye kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Veda şarkımız gelsin. Hasretinden eriyorum.
varsam dönmeyeceksin. İnatçısın biliyorum. Yalvarsam dönmeyeceksin. Bunu ben de biliyorum. Sen gittin ya yarim yarim. Olur olur bu dünyada her şey yolunda.